Karius için Liverpool'la büyük ölçüde anlaşıldı. Liverpool'un kalecisi geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde de forma giymişti. Hakan Gündoğar telefon attığımızda Hakan transferin detaylarını senden rica edelim. Loris Karius'la Beşiktaş yönetimi anlaşmaya vardı. Liverpool'la görüşmeler devam ediyor. Karius'u geçtiğimiz sene finalden hatırlıyoruz aslında hepimiz ama geçtiğimiz yıl 35 maçta forma giymişti Liverpool formasıyla ve oldukça üst düzey performans göstermişti Alman kaleci. 26 yaşında 2 yıl kiralık olarak gelecek Beşiktaş'a ve satın alma opsiyonunda Beşiktaş kulübünde bulunacak. Bu transferin bugün içerisinde netleşmesini bekliyoruz. Beşiktaş yönetimi, transfer komitesi bugün Beşiktaş taraftarına bir bayram hediyesi vermenin hazırlığını yaptığını söyleyelim. Bu transfer akşam saatlerine netlik kazanacak ama büyük ihtimalle bu transferin olumlu geçtiğini, herhangi bir pürüz çıkmaması halinde ise bu transferin akşam saatlerinde Beşiktaş kulübü tarafından açıklanmasını beklediğimizi söyleyerek sözü sana bırakalım. Evet, Hakan önemli detayları aktardı. Karius ve Beşiktaş arasındaki görüşmeler çok olumlu sonuçlandı. Liverpool'la demek ki çok küçük meseleler var. Oyuncuyu Karius'u herkes Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hatalarla hatırlıyor ama iyi bir sezon geçirdi Liverpool'da. Yani Liverpool Manchester City'yi deplasmanda mağlup ederken de kalede Karius vardı. Çok başarılı bir kaleci, çok iyi bir kaleci, gösterişli bir kaleci. Yeni ama bir kaleci transferinin ardından Liverpool'da gözden düştü. O finaldeki hatasını taraftarlar da affetmedi ama 25 yaşında. Opsiyon da Beşiktaş'ta. Karius çok iyi kaleci. Yani iyi kaleciler evet. De kötü goller yiyebilirler. Oluyor bunlar. Liverpool'da şu an yani Beşiktaş iyi bir kaleci alır. Yani bu transfer olursa büyük rolde anlaşmışlar. Bence olması gereken bir transferdi. Biraz önce konuştuk zaten. Evet. Bir tane kaleci alması lazım Beşiktaş'ın. Hayırlı olsun yani. Eğer bittiyse bu transfer gerçekten iyi kaleci. Yani Beşiktaş'ın şu an kalesini koruyabilecek bir kaleci. Ben Liverpool'da çok maçını izledim. Şampiyonlar Ligi'nde hata yapabilir. Bir maçta o kaleciyi değerlendiremezsin. Sonuçta finale taşıdı. Kaleye de hakim, oyuna da hakim. Ama o kulüplerin hedefleri bazen daha büyük oluyor. Daha büyük paralar harcayabiliyorlar. Hani son alıyorsunuz 60-70 milyon euroya. Onlar farklı yani. Onlar bizden başka bir boyuttalar. Onun için bu transfer olursa Beşiktaş iyi bir transfer yapmış olur. Kardeşim. Yılında en iyi transferlerinden biri olur. Ve çok kariyerli bir kaleci. Tabii yani çok hızlı bir şekilde Mainz'den Liverpool'a yükseldi. Liverpool'da kaleyi teslim aldı. Premier Lig'de çok zorlu bir sezonu çok başarılı kapattı. Yani gösterişli. Demek ki birinci kaleci Fabri'den boşalan koltuğa oturacak isim Karius. O yarışmacı da bir kişiliktir. Yani kale o kadar önemli bir şey ki. Yani şimdi günümüz futbolunda biliyorsun Manchester maçında dün Agüero'ya kaleci, neydi o kaleci ismi? Portekizli. Manchester'ın kalecisi. 50 metre uzun pas attı, gol attı. Evet. Yani iki topta gol attılar. Yani kendi attı pası ya. Yani. Asist yaptı kaleci. Asist yaptı. Görerek attı, arkaya koşu yaptı. Agüero gol oldu. Yani kaleciler artık ayaklarını kullanamadığı zaman sıkıntı. Evet. Oyunu geriden kurmak lazım. Karius da ayağını kullanabilen bir kaleci. Yani iyi, o yönde de iyi. Modern futbolda topu oyuna iyi kazandıramayan kalecilere yarım kaleci olarak futbolcu bakıyorlar. Gibi ayağını kullanması lazım artık. Oyunu oradan kuracaksın. Sıkıştığı zaman Avrupa dün Real Madrid'e atıyorsun, kaleye atıyorlar. Vurmuyor kaleci, o futbolcu gibi sağa atıyor, sola atıyor. Sen yap presini istediğin kadar. Ama bizde olsa at, aman vur, bir an önce vur da gitsin şu top, aman bizim kalemize yakın olmasın diyorsun mesela bazı kaleciler için. Onun için kale çok önemli bir şey. Yani kalede o güveni verdiğin zaman kaleci her zaman bir puandır. Taferel çok hızlı başlatırdı hep oyunları. Ve hızlı kurardı ama eliyle çok uzun paslar atabiliyordu tabii. Taferel fizik olarak çok yüksek değildi ama atletik bir kaleciydi. Evet. Zaman zaman yan toplarda sıkıntı yaşasa da ama her zaman efsane oldu yani. O da evet. Mustera da şu an mesela yan toplarda sıkıntısı var. Mesela o sıkıntı geçti. Yani bir kaleciye ders ki ya bu kalecinin yan topu yok. Cepheden çok iyi. Ama Mustera öyle değil yani. Cepheden de iyi. Yan top ayrı bir şey. Biraz çalışma, biraz önündeki defansa güvenme. Bunlar önemlidir yani. Biraz daha o psikolojik yani o yan top işi. O cesareti gösterme. Şu an şimdi Galatasaray o konuda Mustera önünden şanslı. Ama Beşiktaş'ın Fabri gittikten sonra dediğim gibi böyle bir kaleci alması lazım. Bir soru işaretiydi. Karius gibi çok deneyimli bir kaleci. Yaşı da iyi. 25 yaşında. Satın alma opsiyonu Beşiktaş'taymış. Bu çok güzel bir gelişme. Şimdiden hayırlı olsun diyelim siyah beyazlılara. Oyuncu Liverpool'la geçtiğimiz sezon müthiş bir seri yakalamıştı ama işte ekranlarınızda o dramatik hata
Karim Benzema'nın fileleri sarstığı pozisyon var. Çok yakın mesafede böyle bir hata yapmıştı. Ama çok zorlu maçları. İşte Roma deplasmanında çok belirleyici bir maç. City deplasmanı Şampiyonlar Ligi'nde. Müthiş performanslar sergileyerek takımını oralara taşımıştı ama kötü bir gündü. Ardından Bale'in Bravo şutası geldi zaten Karius'un kalesine. Elimizde de galiba Karius'un bu maçı olduğu için eski oyuncunun, hani kalecinin biraz eksiklerinin görüldüğü bir seviye ama sonuçta Şampiyonlar Ligi final maçını izliyorsunuz. Demek ki oyuncu oraya çıkabilmiş. Ya ligde de çok iyi maçları var geçen sene. Mükemmel maçları var. Premier Lig'de ben izledim. İnanılmaz maçları var. Yani onun için akıllara zarar kurtardığı pozisyonlar var. Yani 25 yaşında. Satın alma opsiyonu sende. Bu önemli bir şey yani. Transferde. Eğer böyle gerçekleşecekse bu transfer önemli bir şey. Yani sonuçta oyuncu da alabiliyorsun. 25 yaşında bir oyuncu kaleciyi alacaksın. Ve yani, hani şu üçle hep bahsedersiniz ya. Futbolun içinden gelmiş insanlar olarak. Oralarda oynamış, oralarda oynayanları iyi bilenler olarak. Kaleci ve önündeki iki stoper, o üçlüden bahsedersiniz ya. Şimdi Karius, Pepe Vida. Çok iyi değil. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Yani şimdi takıma baktığında isim o, daha ne olsun? Tecrübe var. Bir tarafta genç kaleci, atletik bir kaleci, iyi bir kaleci var. Evet. Bunlar çok önemli şeyler. Burada uyum. Pepe Vida sonuçta uyumlu artık. Evet. Kalede de zaten bir şekilde onlar anlaşırlar. Yani kalite, üst düzey kaliteli oyuncu geldiği zaman şunu hiçbir zaman demez. Ya uyum süreci vardı da bekledik. Oyuncu, kaliteli oyuncu gelir oynar hemen. Öyle olması lazım. Normali bu. Kaliteli oyuncu gelir oynar. Ya geldi de işte bir haftası vardı işte orada antrenmanda bir arada şey olması çalışması lazımdı filan. Yok. Dün de Galatasaray maçı Emre Akkoba hoca oyna, o kesin demiştir yani ben oynatayım seni oynar mısın diye. O belki demiştir. Yoksa Emre de gelirdi dün onu tak diye oynardı hazır. Girdi zaten oyuna. Sanki görsen adam bir yıldır Galatasaray'da, 3 yıldır Galatasaray'da oynuyor. Değil mi? O rahatlıktaydı. Ya işte kalite o. Evet. Niye özgüven var, yetenek var. Bunlar önemli şeyler. Bir de altyapı sağlam. Bak, değil mi? Evet. Zaten onu fark et. Fark orada yaratıyoruz zaten. Avrupalıların iyi kaliteli Avrupalıların farkı da o zaten. Ya zaten kalecilerde şu da çok yani altyapıda mental çok önemli. Takıma geldiği zaman yeni bir takıma Evren Turhan nasıl oynarı kalecinin 1-2 hafta içinde en geç çözmesi lazım. Önündeki stoperseniz eğer. Ki zaten ona göre pas atıyor ya da ona göre yerini alıyor. Bu çok önemli. Tolga'nın, kaleci Tolga'nın belki herkesin göz ardı ettiği bir özelliği daha var aslında. Mesela Fabri Beşiktaş'a geldi ve iyi bir paraya satıldı. Beşiktaş ondan para kazandı. Fabri kariyerinin en iyi noktasına geldi ki Deportivo'da o 2007-2008 sezonunda B takımdan A takıma alındığı süreci de az buçuk takip etme fırsatım olmuştu. Ama Fabri'yi o takıma oturtan ve Fabri'nin o takımın önemli bir parçası olmasını sağlayan, şehri öğreten, takımı öğreten, ülke futbolunu öğreten de Tolga'ydı. Tabii canım ben Tolga zaten kötü kaleci demedim. Evet. Ama Tolga'nın eksikleri var yani tecrübeli olabilir, takıma faydası olur kaptan olarak saygı duyuyorum. Yok Karius için de birisi. Büyük fırsat olacak. Evet yani onun gelişiminde de orada yine bir rekabet olacak. Ama tabii Karius gelince Karius oynayacak. Çünkü ayaklarda futbolda yani orada bir o Beşiktaş bir türlü Tolga'yla o sinerjiyi orada alamadı. Yani bunu dışarıdan da Beşiktaşlar da söylüyor. Ya bir türlü orada o topu geldiği zaman aman vur diyorsun ya dediğim olay. Tolga'da evet. O var yani bir önce gitsin. Ama o değil işte. Kaleci yeri geldi mi vurmayacak, tutacak. Beklerle oyuna çıkacaksın. Stoperini atacaksın. Yani o rahatlık o önemli. Yani yaşla alakası yok bunun. Bu bir yetenek. Ayaklarla da alakası var. Onun için günümüz futbol değiştiği için Tolga cepheden iyi, yan topları çıkar cesaretli, yürekli ama bir tane kaleci şart yani. O zaman da işte o iş oraya geliyor. Evet. Oyunu kırmada çünkü Beşiktaş oynayan bir takım, atağa hızlı çıkan bir takım. Kenarları yeri geldi mi futbolcu gibi kalecinin uzun toplar atması lazım. Fabri bunu iyi yapıyordu. Evet. Twitter'dan tabii o kadar iyi kalecisi niye Beşiktaş'a geldi yazan arkadaşlarımız da var ama şunu da söyleyelim yani Fabri Beşiktaş'a geldiğinde Avrupa takımlarının gözdesi değildi. Ama Avrupa takımlarının gözdesi olarak transfer oldu. Oyuncunun bazen potansiyeline yatırım yaparsınız ki Karius Fabri için mi diyorlar? Karius için. Karius için diyor. Evet. Fabri örneği var yakın zamanda. Fabri hiç kimse bilmiyordu. Muslera Lazio'da yedekti biliyorsunuz. Evet yani Lazio'da oynadı ama Galatasaray'la bir takımında oynuyordu. Dünya Galatasaray'la beraber Muslera'yı daha çok tanıdı. Evet. Evet İtalya'da Lazio'da oynadı ama Galatasaray'la beraber kendine geldi Muslera. Evet. Fabri de Beşiktaş'ta geldi. Evet. Karius da belki tekrar o intibayı Beşiktaş'la beraber o bir maçta olan intibayı silecek. Tabii. Zaten iyi bir kaleci. Yani Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene oynamış, şampiyonluk yaşamış. Kadrosuna baktım hangi oyuncu gelmek istemez ki Beşiktaş'a?
Bir düşün yani, Avrupa'dasın. Pepe'ler var, tabii. Vidalar var. Goreşmalar var. Negredo'su var. Yani yabancı oyuncu Beşiktaş ismi duyduğu zaman gelmeme şansı yok yani. Gelir. Bir de bu takımlarımızı küçümseme durumu var. Bu çok kötü yani. Takımlarımızı küçümsüyoruz. Kendi takımlarımızı küçümsüyoruz. Avrupalılar bizim kadar küçümsemiyor. Onların gözünde Beşiktaş çok zorlu bir rakip. Tehlikeli bir takım. Galatasaray, Fenerbahçe. Bunlar tehlikeli takımlar. Peki hayırlı olsun bir kez daha Beşiktaş camiasına bu transfer. Evren Turan, çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. İyi oldu uzun aradan sonra. Çok uzun bir ara, bu kadar arayı açmıyorum evet. Bence. Peki bir dünya spora geçelim değerli izleyiciler. Bakalım Avrupa'da dünya...